Doğukan, dün neler yaşandı? Önce onu hatırlayalım. Orada Emin Hanım şey diyor, senin hayatın için, senin iyiliğin, her şeyin senin için güzel olması adına Doğukan'ı istemiyorum diyor. Abla ya benim hayatımı düşündüğü falan yok. Aksine benim hayatımı mahvetti o. Ben o evden çıkarken gece gizlice çıktım evden. Hı. Doğukan'la biz çok büyük kavga ettik, çok büyük tartıştık. Ben şu an buraya onunla çok yani kırgın, küs bir şekilde çıktım zaten. Yengem beni içeriye aldı. Doğukan tekrar camdan konuşmaya çalıştı. Doğukan'a yine aynı böyle kötü ama bu sefer hakaret etti. Doğukan'a ben aradım Doğukan dedim ki ben dedim markete diye kaçarak geleceğim çıkacağım. Biletimizi kestiler yola çıkalım dedim. Doğukan da bana dedi ki sen yengen için benden özür dilemedin. O ev içeriye seni aldı. Sen onu seçtin, benim yanıma gelmedin. Benim üstüme kapıyı kilitlediler. Doğukan gittikten sonra benim üstüme kapıyı kilitledi. Yengem anahtarı aldı. Üstüne bir de akşama kadar evden ikisi gitti, akşama kadar gelmedi. Dün ettiği hakaretleri bilmiyorsunuz. Dün geldi otelde kapıda kapıyı tekmeledi içeri girmek için. Bekçiler Doğukan'ı aşağıya Dina, zor indirdi. Bir bana bak. Doğukan. Sen diyorsun ki otelin kapısını tekmeledin. Sen de bunu yengenden öğrendin. Bak gittik kapıya, siz orada beni kapıda bıraktınız. Otele geldim, kapıyı çalıyorum abla, bana kapıyı açmıyor. Ben hiçbir zaman bu şeye onay vermiyorum. Ona söyledim. Ben tamam, dedim sen yani, ben onay vermiyorsun, vermiyorsun. Bizim niye aramızı açıyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Ayrılalım diye yalancılığa da mı ben başladın? Ben yalan söylemiyorum, tamam mı? Ya telefonda yalan sen demedin mi getir diye yanımda ya? Telefonu geçtim. Burada tüm Türkiye'nin önünde söyledin. Getir yanıma dedin. Kalın yanımda dedin. Hayır, ben de... Niye ikiyüzlülük yapıyorsun? Sen de git ailene iyi söyle, durum paylaşıyorlar. Sen her biri altlarında ayrı ayrı arabayla senin arsanı satmıyorlar. Vallahi Dilan kusura sen bakma. Sen de onlar beni kötü bana dediği zaman bana bağırma, bana bağırma. Bağırırım. Benim ailem en azından senin yengen gibi kapıya gittim de kapıyı kapatmıyor. Senin sen dinle neler neler dedin be babam hakkında. Al kızı da kendin gibi yaptın. Kendin tamam gibi yapmadı baba, kusura i̇yi bakma. Yaptım. Al gel yeğenini al götür i̇yi hadi. Yaptım. Al gel götür. Ben istemiyorum. Gelirim alırım. Alırım. Gel al, ben istemiyorum. Götür o da seni. Söyle, o güzel amcana söyle sana para gönderecek olan amcan var ya duysun buradan sesini. Doğukan. Kes biletini bugün giy. Ya abla para göndereceğiz diyorlar, şunu yapacağız diyorlar. Yengem oradan karşı çünkü ben ailelerimizden uzak olalım diyorum. Bak gönderecekleri parayla ev tutalım diyorum. Doğukan'a laf ediyorlar benim hakkımda. Durumlarda görüyorum. Her gün ayrı ayrı arabayla geziyorlar. Doğukan buna bir şey demiyor. Gelip benim yengemin böyle yapmasına kızıyor. Benim böyle yapmama kızıyor. Biraz da onlara kızsın ya. Dilan ben onlara kızıyorum. Kızmıyorsun! Oğlum biz seninle beraber gittik kapıya. Benim nenem kolumu tuttu, beni çekip seni dışarıda bıraktı mı? Ya senin annen bana ne hakaretler etti? Para göndermiyor diye mi böyle kötü oldu? En azından sana hakaret etmiyorlar. Doğukan ya, yayına bile bağlanmıyorlar ya. Allah için, Peygamber aşkı için tamam. Tamam, sensin, yengensin. Hepsini... Söyle o güzel amcana senin biletini kessin, çek git onların yanına, tamam mı? Ben, ben senin gibi yengen gibi değilim. İstedikleri kızla tamam mı, sevdiğim insanı yarı yolda koymam ben. Duysunlar buradan. İsim vermek istemiyorum, duysunlar. Alın çocuğunuzu. Alın istemiyorum. Hepinizin istediği oldu, amacınıza ulaştınız. Temizciğim, elbisemi vermem oğlum. Seninle ekmek yedim, kuru ekmek yedim, aç kaldım ama ben bunları hak etmiyorum. Barıştınız mı? Barışmadınız. Ne olacak böyle? Abla, Dilan yengesinin kafasına gitmeye devam ederse... ...hani bir yuva olacağını zannetmiyorum ben. Abla, ben yengemin kafasında gitmiyorum. Dilan, sen böyle bir geri adım atmıyor gibisin. Abla, ben özür diledim ondan. Doğukan da biraz geri adım atsın. Doğukan da gelsin yanıma. Sen... Dün biraz sohbet ettik, konuştuk, benle barıştı sandım. Yanıma gelmesini istedim, odaya gelsin, o odayı kapatsın, diğer odada, ayrı ayrı odalarda kalıyoruz. Yalandan aşağı geldi, işte ben seni seviyorum falan filan dedi. Hı. Ben seni kıramam falan, özür dilerim yaptı. Ondan sonra gitti, yukarıya çıktı, git geleceğim dedi ama meğersem ben üzülüp yemek yiyeyim diye bunu yapmış. Hı. Üzülmeyeyim, yemek yiyeyim diye yapmış. Yukarıya çıktı, yine aynı şeyi yaptı. Telefonlarıma bakmadı. İyi geceler yazdım. Görüldü atıp cevap bile vermedi. Sevda abla, şimdi kendisi biz tartışmalı olduğumuz zaman ben yemek yemeden yemiyor.
Ben de gene hani şey yaptım dedim. Küsüyor, sofraya küsüyor, günah. Sofraya küsüyor, günah. Ben de sırf yemek yesin diye ona öyle söyledim. Ondan sonra çıktım yukarıya, hatta mesaj da attım. Yemeğini yedin mi? Yedim dedi. Ondan sonra zaten hırsız mesajına cevap vermedim ben. Yani sen şöyle diyorsun. Ben tavrım hala devam ediyor. Yaptıklarına üzgünüm ve kırgınım. Ama yemek yemesini de istiyorum. Sonuçta benim çocuğumun annesi gibi falan düşünüyorsun. Aynen, anladığım kadarıyla. İkisine de bir sürpriz var. Kapı açılsın! Şöyle alacağım. Kim olabilir bu hanımefendi? Merhaba. Sibel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alacağım seni. Sibel Hanım, Dila'nın üvey annesi. Teşekkür ederiz. Dila, nasıl aranız? Biz kardeş gibiyiz, arkadaş gibiyiz üvey annemle. Bir öpmedin, bir hoş geldin demedin. Şok oldum abla biraz. Şok yüzden. Mu oldun? Hadi kalk bakalım. Ağladın mı? Yok. Hayır hayır ağlamadım. Seviyor musunuz birbirinizi? Evet. Enteresan ya. Dilan'ın öz annesi bağlandığında nasıl kapıştılar hatırlıyor musunuz? Ama bak üvey anneyle nasıl? Dila'nın gözünden şey çıktı böyle Sibel'i görünce. Çok küçüktü. Biz ona sürekli beraberdik. İşin açığı benim de yaşım küçüktü. 17 yaşımdan tanıdım. O zamanlar... anlatayım mı? Okula gidiyordu daha işte. O zamanlar işte babasıyla, ailesiyle sorunları vardı. O süreçte biz yakınlaşmaya başladık, anlatmaya başladı ağladıkça. Ben onu anladım, o beni anladı. Ondan sonra biz hiç kopmadık. Dila'nın babasıyla resmi nikahın var mıydı? Resmi nikah yapmadım. Şöyle ki, kendi prensiplerim meselesi yani soyadımı değiştirmek istemiyorum. Yani resmi nikah da yapsan kendi soyadını taşıyabiliyordun. Ama olsun neyse. Bu kadar iyi anlaşıyor olmanız bana şey geldi. Yani öz anne Dila'nın üstüne çok geldi çünkü hatırlıyorsanız. Böyle Sibel'le anlaşıyor olması, anlaşamayabilirdi de. Anlaşıyor olması. Doğukan'la nasıl aran Sibel? Dila'ndan dolayı saygı duyuyorum ama benim düşüncelerim çok farklı. Ya konuşacağım. Bugün içerisinde vakit olursa burada da konuşacağım. Şu anda dinliyoruz seni hayatım. Doğukan'ı ben Dila'na uygun görmüyorum işin açığı. Neden dolayı? Bir mesleği yok. Kusura bakma ben gerçekleri bir konuşurum her zaman. Bir sürü mesleği var çocuğun ya. Çok çalışkan bir çocuk bu. Sürekli boşta. Ben Dila'na hiçbir zaman bağlantıyı koparmadım telefonda olsun. Yani bu yaşına gelene kadar her zaman iletişim içerisinde oldum. Çocuk esirgeme kurumunda kaldığı süreçte annesine babasına yasak olduğu halde ben de çocuk esirgeme kurumunda kaldığım için belirli kişilerle görüşüp Dila'nın her zaman yanında oldum. Her bir şeyden haberim var. Sürekli sokakta kalıyorlar. Sürekli evsiz barksız kalıyorlar. Yani Doğukan ona bir şey veremiyor. Zaten Dilan zamanında çok çekti. Zamanında dediğim zaten yaşı hala benim için küçük. Küçük tabii canım 18 yaşında. Aynen. Zaten yeterince çekti.
bu saatten sonraki hayatında daha mutlu olabilirdi yani. 18. Aslında normalde ona... 18 değil abla da o işler çok karışık. Aynen. Daha mı büyüksün? Annem kimliğe yaşımı küçük geçirmiş benim. He? Annem kimliğe yaşımı küçük geçirmiş. Kemik testinde ben 21 yaşında çıktım. Yani he, ay olarak da yanlış, aslında yıl olarak da yanlış, gün olarak da yanlış komple. Çünkü 18 gibi de durmuyorsun. Evet. Bir de 2 yaşında da çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Doğukan'ı tasvip etmiyorsun. Etmiyorum. Doğukan'ı beğenmiyorsunuz. Yani Dilan'ın ailesi... Doğukan'ı kişilik olarak beğenmiyorum değil. He. Şahsi olarak kendini geliştirebilseydi keşke. Özür bence dileyerek ben Doğukan'ın kendini çok iyi geliştirdiğini görüyorum. Mesleki olarak olsun. Ya şöyle söylüyorum. Ben Dilan'ın geçmişinden dolayı oradaki hiç önemli değil. Benim meslek gördüğüm, diyorsun. Benim gördüklerim önemli. Sen Dilan'a tamam da, bir meslek ev. Diyorsun. Özür dileyerek söylüyorum. Bunu dile getirmek istemezdim ama güzel bir eşya, güzel olmasa da bir eşya, bir ev, bir düzen, bir yuva veremiyorsun. Senin şu anda çocuğun nerede? Benim çocuğum şu an yurtta. Neden? Ben onu asla itiraz etmiyorum. Veremiyorsun. Neden? Dilan da benim bu halimi bile bile... Bak ben Dilan'a ailemi de anlattım dedim. Hatta ben de aileme kurban oldum. Ben şu an ailemin kurbanıyım burada. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ama ben sırf bir yere gelelim, güzel bir yuvamız olsun diye ben elimden geleni yaptım. Sen elinden geleni yapıyorsun ama senin ailen de tasvip etmiyor. Benim aile ailem... her şeydir biliyorsun değil mi? Senin ailen arkanda olmadığı sürece sen ne yaparsan yap geride kalıyorsun. Ailen de istemiyor. Ben bunun bilincindeyim, biliyorum her şeyi. Senin ailen de destek çıkmıyor. Zaten Dilan'ın hayatını baştan sona anlatmaya geldim. Ben bazı yalanlar duydum. Annesiyle de bizzat yüzleşir yalanları söylerim. Yok Dilan evden kaçıyordu da işte yok bilmem neydi. Bunlar kesinlikle yalan. Onlara da gireceğim daha sonra. Senin ailen de arkanda olmuş olsak, destek çıkmış olsak, bir şekilde bir şeyler verebilmiş olsalar, neyse, böyle değil midir? Aile arkada olmazsa sıfır, bir sıfır geridesin. Sen de tek başına da bir şeylerle mücadele etmeye çalışsan da bu kız rezil oluyor. Senin ailen arkanda mıydı Sibel? Benim ailem de arkamdaydı, yalan söylemeyeyim. Belli bir süreçti. Neden yurttaydın bir tanem? O benim belli başlı hatalarımdan dolayı. Yoksa benim ailem hep arkamdaydı. Yani Dilan'ın babasıyla anladığım kadarıyla çok da evet, istediğim bir şeyi yaşamamışsın bence. Şöyle ben yurttan kaçtım. Heh, o süreçte... Anladım. Yani aynen. Bu, sen konuşurken anladım. Evet. Yurttan kaçtığım süreçte tanıştık. Yaşını küçük gösterdi. Hmm. Ondan sonra evli olduğunu i̇şte, falan söylememişti. Kandırılma var orada yani. Efendim, bir evet, kandırılma yaşadın. Evet. Demek ki çok da fazla ailen arkanda değilmiş Sibel. Ailemi ben arka dışı yaptığım için. Yok, yoksa ailem olsun, hep arkamdaydı. Hala Allah, da arkamdalar. Allah iyiliklerini versin, Allah ömür versin de ben senin konuşmalarından anlıyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla şimdi burada 3 tane parçalanmış hayat var. Üçünüz de birbirinizi suçlamaktan vazgeçin bence. Dün Dilan Doğukan'ı çok suçladı. Sibel de duysun istiyorum. Sen çok suçladın. Ailesiyle ilgili suçladın ama. Doğukan'ı karakter olarak suçlamadın. Doğukan'ın karakterinde yani bizim göremediğimiz bir şey varsa ben Doğukan'ı çok beyefendi, çok bence kendini çok iyi yetiştirmiş, konuştuğu zaman muntazam konuşan bir delikanlı olarak görüyorum. Allah razı olsun. Kendini çok iyi ifade edebilen bir delikanlı o. Allah ama bizim göremediğimiz bir şey varsa biz bilemeyiz tabii. Buradaki konuşmalardan biz yola çıkıyoruz. Sen neden dün isyan ettin? Abla şimdi şöyle bir şey var. Doğukan iyi, kötü demiyorum ben. Bana sevgisine de şeyine de güveniyorum. Hani biliyorum. Hı. Ama yengemden dolayı benimle tartışması, o hareketleri yapması benim çok zoruma gitti. Doğukan'ın ailesinin durumlarına bakıyorum. Farklı farklı arabalar, farklı farklı yerlerde gezmeler. Doğukan'a şu günde şu kadar şey para göndereceğiz. Kendinize ev tutun. İşte eşya yardımını zaten sizden dolayı söyledik. Biz eşya almayacağız diye. Sadece ev kiralamamız gerekiyor dedik. Söyledim işte ben. Dedim hani gönderin. O da dedi ki tamam gönderin falan filan. Göndereceğiz dedi. Ev kiralayın, eşya yapın dedi.
eşyanızı dizin, çocukları alın dedi. Hı. Çocukları değil, çocuğu. Çok pardon. Doğukan da tamam dedi. Bizim bu tartışmalarımızı görmüşler, kabul etmemiş. Yine göndermeyeceğim falan gibi şey yapmışlar bugün. Benim suçladığım şey, yani Doğukan'ın ailesini de suçlamıyorum. Sadece diğer gelinlerine yaptıkları gibi bana da yapsınlar. Mesela benim düğünümü yapmadılar, dini nikahımı yapmadılar. Hı. Hani bir tebrik olsun falan da olmadı. Ben ilk yanlarına gittiğimde asık suratlarla karşılaştım. Mutlu böyle hani bir yeni gelinmiş kaynana şeyiyle, evet, karşılaşmadım. Bu yüzden Doğukan'ın ailesini suçluyorum.